Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de önemli yerler 3 ile karşınızdayız. Arkadaşlar, bu videomuzda da Türkiye'de görülen iklimlerle ilgili kısaca bilgi vereceğiz. Birinci olarak arkadaşlar Akdeniz iklimi görülen yerler. Arkadaşlar, Akdeniz iklimini duyduğumuzda kışın yağışın fazla olduğu, arkadaşlar Türkiye'nin en sıcak olan kışları özellikle hani iklimi aklımıza gelmeli. Bitki örtüsü olarak da maki, kızılçam ormanlarının bulunduğu yer. Fakat burada arkadaşlar şu yanlışa düşmüyoruz. Akdeniz iklimi deyince Akdeniz'de görülür demiyoruz. Sonuçta bölgeleri insanlar oluşturuyor ama arkadaşlar iklimin nerelere kadar görüleceği, yayılacağı yer şekillerine, kara ve deniz dağılışına vesaireye bağlıdır. O zaman arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri şöyle bir harita üzerinde görecek olursak, Güneydoğu Anadolu'da arkadaşlar Gaziantep'ten başlayarak yani Akdeniz bölgesinde Hatay, Adana, Maraş, Mersin, Antalya, Ege bölgesinde Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Güney Marmara'da da arkadaşlar Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul'a kadar arkadaşlar Akdeniz ikliminin etkisi görülür diyoruz. Ama burada Akdeniz'deki ile arkadaşlar tabii ki bir Balıkesir'deki, Çanakkale'deki, Bursa'daki sıcaklık olarak aynı değerde olmayabilir. Bunu da unutmayalım diyoruz. Evet, Akdeniz ikliminin arkadaşlar görüldüğü yerleri şöyle harita üzerinde görmüş olduk. Şimdi de Karadeniz iklimi görülen yerlere bakalım arkadaşlar. Karadeniz ikliminin arkadaşlar dünyadaki aslında karşılığı okyanus iklimi ya da ılıman okyanus diye geçer. Türkiye'de biliyorsunuz bu iklimi artık ilkokul çocukları bile biliyor. Diğer iklimlerden en önemli farkı nedir dersek neydi? Her mevsim yağış alan tek iklim Türkiye'de. Bunun da görüldüğü yerleri şöyle bakarsak arkadaşlar komple Türkiye'nin Kuzey Karadeniz'deki kıyıları. Yani Karadeniz ve Marmara bölgemizin kıyıları. İşte Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Düzce, Kocaeli, İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Kırklareli'ne kadar bu iklim görülür diyoruz. Bu iklimin de dediğim gibi arkadaşlar en temel özelliği her mevsim yağış alır. Bitki örtüsü de o yüzden nedir? Orman diyoruz. Gelelim karasal iklime. Arkadaşlar Türkiye'de alan olarak en geniş alanda görülen iklim karasal iklimdir. Karasal iklim dediğimizde arkadaşlar genellikle kışları sert olur. Sıcaklık ortalamaları sıfır ya da çok daha düşük olabilir. Kışlar uzun, soğuk geçiyor deriz arkadaşlar. Bu iklimin Türkiye'de geniş alanda görülmesinin de en önemli iki tane sebebi var arkadaşlar. Bir, Türkiye yüksek dağlık bir ülke. İkincisi de özellikle kuzey ve güney kıyılarımızda arkadaşlar dağlarımızın denize paralel uzanmasından dolayı denizin yumuşak havasının iç kesimlere girememesidir. Bu nedenle en geniş alanda bu iklim görülür. Marmara bölgemizde mesela arkadaşlar Trakya dediğimiz yer, Edirne. Bakın İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege bölgemizin iç kısımları. Yani il olarak söylersek Trakya'da Edirne. İç Ege dediğimiz yerde de Kütahya, Afyon, Uşak. İç Anadolu'da Sivas, Ankara, Konya, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Çankırı gibi. Doğu Anadolu'da işte Malatya'dır, Elazığ, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan, Hakkari gibi. Güneydoğu Anadolu'da da arkadaşlar Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman gibi söyleyebiliriz. Tabii karasal iklim de arkadaşlar kendi içinde hepsi aynı özellikle değil. Özellikle Erzurum Kars tarafındaki biliyorsunuz Erzurum Kars Ardahan çok daha soğuk olan bir karasal iklim özelliği gösterirken Güneydoğu Anadolu'daki arkadaşlar karasal iklim nispeten sıcaklık olarak daha yüksektir. Yağış olarak da arkadaşlar dağılış hepsinde yine aynı değil. Yani özelde Türkiye gerçekten de arkadaşlar kısa mesafede farklı iklim özelliklerine sahip bir ülkedir diyoruz. Arkadaşlar videomu izleyip beğenirseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar arkadaşlar sınavda başarılar diliyorum.